Efendim dişe takılan pırlanta abdeste engel mi diye bir soru var. Dişe takılan pırlanta eğer altına su düşüyorsa abdeste engel değildir. Efendim dinen boşanma erkeklere mi ait bir hak? Kadın da dilerse evlilik esnasında kendisini kocasından boşayabilme yetkisini kocasından alabilir. Efendim bu dinen de mümkündür. Yani evlenmeden önce evlilik aşamasında hocanın karşısına oturduklarında hanımefendi şunu diyebilir. Kendimi senden boşama hakkını istiyorum. Erkek o hakkı verdiğinde bazı alimlere göre o esnada o hak geçerlidir. Bazılarına göre hep geçerlidir. Ben de hep geçerli olduğu kanaatindeyim. Neticede zulme uğrayan bir kadının haykırma hakkı vardır yani. Zaten resmi olarak boşandığında dinen de boşanmış oluyor. Sevgili Abdurrahman, birazdan senden güzel bir ilahi alacağım. Güzel bir ilahi alalım. Abdurrahman bugün misafir ettik, tek ilahiyle göndermeyelim. Bu nedenle güzel bir ilahiyle. Efendim. Allah'ın hakkı üçtür diye bir cümle var. Nedir bu diye sormuşsunuz. Allah'ın hakkı üçtür kelimesi geleneksel bir ifadedir. Yani bir defa bir tane az kalıyor, bir şeker veriyorsun. Yani namazların tesbihi üçtür ya, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Ya onlardan kaynaklanma efendim. Bir az gelir, iki, işte üç tam gelir diye. Abdestliyken abdest aldınız. Dudağıma diyor izleyicimiz, ruj sürersem diyor. Efendim abdestim bozulur mu? Hanımefendi abdest aldıktan sonra, çünkü abdestliyken diye sormuş. Dudağınıza ruj sürmüşseniz bu abdestinizi bozmaz, namazınıza engel değildir. Hocam bu uygun mu böyle namaz kılmak? Ya bunu, cevabını size bırakıyorum yani. Elbette ki onu kazıması lazım yani. Uygun olan o tabii ki yani. Ama biz burada fıkhi anlamda olabiliri, en mükemmeli konuşmuyoruz. Sınırı, alt limiti konuşuyoruz. Evet olur, geçerlidir. Ama doğru olan elbette ki yani Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Yani daha temkinli, güzel çıkmakta fayda var. Allah senin kalbinin güzelliğini ister. Yani boyayı veya işte güzel elbiseyle çıkmışım, böyle kravatlı mravatlı çıkmışım. Allah benim kalbime bakar. Onun için bu engel değil bu. Kıyafetin kötü ve iyi olması, rujun olması abdestten sonra sürülmüşse. Niye abdestten sonra diye teyiden söylüyorum. Çünkü kalın bir ruj varsa, dudaklar tam ıslanmamışsa, dudakların kendisi yani derisi ıslanmamışsa yüz yıkanmış olmaz. O nedenle onu söylüyorum. Efendim.